Arkadaşlar selamlar ben Sercan Akgüneş. Bugün tarhana çorbasının taze şekilde yapılışını göstereceğim. Günlerce uğraşmadan bu lezzeti elde edebilmek için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. İlk olarak tarhana malzemelerini orta büyüklükte doğruyorum. Bunlar zaten tarhana yapımında kullanılan malzemeler arkadaşlar. Sadece taze şekilde kullanacağız. Bu arada kullandığım tüm malzemelere ve ölçülerine yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. O kısma yazdım bakmayı unutmayın. Doğradığım malzemelerin üzerine sarımsakları da ekleyip kavurma kısmına geçebiliriz. Çorba yapımında zeytinyağı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Doğradığımız sebzeleri tencereye alıp en az 6-7 dakika güzelce kavuralım. Domates önce pişer, soğan pişmez gibi düşünceler olabilir fakat buradaki kavurma amacımız pişmeleri değil arkadaşlar. Sadece ateşi görüp aromalarını bırakmalarını istiyoruz. Sonuçta çorbamız kaynar vaziyete geldiğinde tüm malzemeler pişmiş olacak. Sebzeleri kavurma işlemi bittikten sonra diğer malzemelere ekleyip 1-2 dakikada bu şekilde kavuralım. Unu mutlaka elekten geçirin. Önemli noktalardan biri de suyun sıcaklığı diyebilirim. Ekleyeceğimiz su ılık olabilir, sıcak olabilir fakat kaynar olmamalı. Bunun sebebi tabii ki içerisine eklediğimiz yoğurt arkadaşlar. Aksi takdirde yoğurt kesilebilir veya çorbamız aşırı ekşi olabilir aklınızda olsun. Homojen bir kıvama gelene kadar güzelce karıştıralım. Tencereyi ocaktan hiç almadan blenderdan geçmeye başlıyorum. Renginin döndüğünü ve tarhana rengini aldığını göreceksiniz. Bu işlemi tek bir tane bile büyük parça kalmayana kadar yapalım. Videoyu yararlı bulduysan videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorumlarını yazmayı unutma. Yaptığınız her geri dönüş, her yorum benim için gerçekten çok önemli. Her birini mutlaka okuyup cevap vermeye çalışıyorum. Blender'la işimiz bittikten sonra 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alabiliriz. Bu arada bu yöntemi daha önceden görmüş müydünüz? Merak ediyorum açıkçası. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Çorbamız hazır. Kıvamını göstereceğim. Lezzet olarak gerçekten çok iyi arkadaşlar. Normal tarhana mı yoksa bu şekilde mi derseniz ikisinin de yeri ayrı. Fakat bu yöntemle yapılan çorba benim daha çok hoşuma gitti açıkçası. Kıvamı da bu şekilde. Mutlaka deneyin. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.